Bekir Azar, milyon kere düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oturum yapılsa, çok sayıda milletvekili bir araya gelse, İngiltere'nin yaptığı insan hakları ihlallerini gündeme getirse, hükümete İngiltere'ye karşı tutumunu sertleştir çağrısı yapsa, İngiltere'nin sömürgeciliğini Parlamento Genel Kurulu'na taşıma kararı alsa, ne olur? Türkiye'deki birçok İngiliz sever ayağa kalkar, başka işimiz yok mu der. İngilizler bizle dalga geçer. Halbuki İngiliz parlamentosunda milletvekilleri bunun aynısını yaptı. Westminster Sarayı'ndaki parlamentoda 16 Nisan referandumu öncesi Türkiye'deki durumun ele alındığı 1,5 saatlik bir oturuma katıldı milletvekilleri. Sanki Türkiye Londra'daki meclisten yönetiliyor gibi karar aldılar. Ankara'ya saldırdılar. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası insan hakları ihlallerinin arttığını öne sürdüler. Ve hükümete Türkiye'ye karşı sertleş çağrısı yaptılar. Türkiye'deki durumu İngiliz parlamentosuna taşıma kararı aldılar. Adamlardaki yüzsüzlüğe bakın. Geçmişte binlerce Türk'ü esir kamplarında döve döve zehirli kazanlara sokarak kör ettiler. Dünya tarihinin en büyük soykırımını yaptılar. Hindistan'dan Orta Doğu'ya, İslam coğrafyasından Afrika'ya milyonlarca insanı işkencelerle katlettiler. Bunların insan hakları dosyası öyle kabarık ki kendi çocuklarına bile zulüm yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'nda kimsesiz 10 bin çocuk İngiltere'den Avustralya'ya gönderildi ve tamamına yakını cinsel tacize, fiziki saldırıya uğradı. İngiliz hükümeti dosyaları soruşturmaya gerek yok diyerek sümenaltı yaptı. Günümüze gelindiğinde ise hala insan haklarını toprağa gömmeye devam ediyorlar. Sadece Irak'ta İngiliz askerlerinin işlediği cinayetler, işkence ve tecavüzler nedeniyle haklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 1200 dosya var. İngiliz askerlerinden vicdan azabı çekiyorum. Irak'ta işkence ve tecavüzlerde bulunduk, zevk için adam öldürdük itirafları yağmasına rağmen kıllarını kıpırdatmıyorlar. Utanmadan kalkmışlar, darbeci hakları savunuculuğu yapıp Türkiye müstemlekeleriymiş gibi parlamentolarında işi gücü bırakmış bizi tartışıyorlar. Batının insan hakları çırtkanlığı palavradır. Yeryüzünde insan haklarını öldürme, tecavüz, işkence hakkına çeviren Batının ta kendisidir. Bize aynı argümanla saldıran Almanya'da da durum aynıdır. Daha dün milyonlarca Yahudi'yi fırınlarda yakarak öldürenlerin en az 1000 sene insan haklarını konuşma hakkı yoktur. Türkleri yakanları hala mahkum edemeyecek kadar insancıldır bunlar. O Almanya ki Türkiye'de binlerce insanı, katili PKK'ya kucak açandır. Yüzlerce insanımızı uçaklarla, helikopterlerle bombalayarak öldüren 15 Temmuz darbecilerinin hamisi de Almanya'dır. DHKPC'yi kurup ölüm makinesine çeviren de odur. PKK'ya silah yağdıran, Türkiye'ye ihanet eden hainlere madalya takan da Almanya'dır. Berlin bir katil hakları savunucusu olmuşken utanmadan bize insan hakları argümanıyla saldırmaktadır. Avrupa Birliği de hakkımızda sürekli insan hakları ihlali raporları yayınlayarak uzun eşek oynayanların arasında yerini almaktadır. O AB'nin başkenti Brüksel'de Sabancı katiline yıllarca koruma sağlayanlar da insan haklarının iyisinden bahsedecek ağız yoktur. O Belçika Afrika'da altın elmas uğruna en büyük katliamları ve soykırımı yapan ülkelerin başında gelmektedir. Batının tamamı hırsızdır. Orta Doğu'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde milyonlarca insanın hakkını gasp ederek kendi ülkesine taşımıştır ve taşımaya da devam ediyorlar. Ve utanmadan Türkiye'deki insan hakları diye bağırarak meclislerinde kürsüye çıkıyorlar. Ekranlarda ve gazete sayfalarında suçlayarak saldırıyorlar. Darbe girişiminde öksüz bırakılan çocukların, dul bırakılan kadınların, insan haklarına onların meclislerinde ayrılacak bir saniye bile yok. Tamamı PKK terörist katildir diye karar alıyor ve yine tamamı katil teröristlere analık yapıyor. İşte bu katil hakları savunucuları şimdi kalkmış 16 Nisan referandumunda taraf oluyor. Aman Türkiye'ye başkanlık gelmesin diye açık açık bağırıyor. Neden hayır tellalı oldular? Bu soruyu düşünün. Katillerimize öpenler bizi çok mu seviyorlar? Nedir bu hayırcı telaş? Bir değil, 10 bin değil, 100 bin hiç değil, milyon kere düşünün. Bekir Azar, Takvim.